Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugüne kadar sizlere anlatmayı unuttuğumuz, park yerine baktığımızda neyi nasıl anlamamız gerekiyor onu anlatmaya çalışacağım. Bugüne kadar bunu size hiç anlatmamışız değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın, önce dubasız bir yerde anlatacağım. Bakın, önümüzde çizgiyle kapalı bir alan var. Görüyorsunuz, çizgiyle kapalı. Biz park yerini gözümüzle nasıl seçeceğiz? Kaldırım kenarında çizgi olan yer park alanı. Az geri gelirsem bakın, burada şurada kaldırım kenarında çizgi var mı? Yok değerli arkadaşlar. Şurada var mı? Var. Demek ki bizim park yerimiz burası. Örneğin bize denildi ki buraya park et. Buraya park et denildiğinde bizim ilk baş dubamız burada olacak. Şurada da duba olacak. Demek ki biz en baştaki dubaya doğru gitmemiz gerekiyor. Buraya park et denildi. Park yerini sarı çizgiden gözümüzde seçtik. Bir ilerleyelim. Bazı ilçelerimizde bu sarı çizgiyle kapalı olan yer tamamen sapsarı boyalı oluyor veya beyaz boyalı oluyor. Bu boyalı olan yeri seçeceksiniz. Park alanının burası olduğunu. Buradaki en baştaki, bizim en baş dubamız şuradaki çizginin başında. Hiza alacağımız duba burada duruyor arkadaşlar. İlerliyorum. Bakın, çizgiden sonra başka çizgi yok. Demek ki burası park alanı değil. Burası bizim gözümüze 4 duba görünüyor gene. Çünkü buralarda duba olduğu için burası da park alanı gibi görünüyor ama değil. Şuradaki çizgiden ayırt etmeniz gerekiyor. Kenardaki çizgilerden. İlerliyorum. Komisyon başkanımız dedi ki buraya park et. Demek ki buraya park edeceksem bu duba değil, bir sonraki dubayı, şu çizgiden onu anlıyorum. Çizginin sonuna doğru, kaldırım kenarındaki çizginin sonuna doğru gitmem gerektiğini anlıyorum. Dediğim gibi bazı alanlarda burası tamamen sapsarı veya beyaz. Biz nasıl ayırt ediyoruz? Bu boyalı olan yere geri geri park edeceğimiz için bu ilk dubaya değil baştaki dubaya gidip hiza almamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Buraya park et. Bakın ilerleyeyim. Burada çizgi var. Bakın buradan sonra çizgi yok. Diğer alanda çizgi var. İşte demek ki şu arası çizgisiz alan bizim için park alanı değil. Şimdi bunu biraz sonra dubalı alanda da anlatacağım. Dubalı alana doğru bir gidelim. Evet değerli arkadaşlar, dubalı alanımıza da geldik. Bakın burada kenarda çizgi var mı değerli arkadaşlarım? Yok. Ama şurada çizgi var. İşte park alanı demek ki bu bizim çizgiyle kapalı olan, kapalı gördüğümüz yer. Bu birinci duba. Biz hangi dubaya gideceğiz? Bundan bir sonraki dubaya. Burada kaç tane duba olduğunun da önemi yok. Bunu nasıl çözmeniz gerektiğini de biraz sonra anlatacağım. Şimdi bakın, kapalı olan yer park alanı. İlerliyorum. Şu çizgiyle burası beyaz, sarıyla beyazla kapalı olabiliyor. Tamamen boyalı olabiliyor. Baş dubayı hiza almam lazım. Mesela bakın, benim aracımın olduğu yerde 4 tane duba var. 1, 2, 3, 4. Ama orada kenarda çizgi var mı? Yok. Orası park alanı değil değerli arkadaşlarım. Bu dubaların arası biraz daha yakın olabilir. Fark etmez. Ben kenardaki çizgiye baktığımda çizgi görmüyorsam demek ki orası bizim için park alanı değil. Bakın, çizgili olan yer park alanı. İlerliyorum. Bakın burada çizgi var mı? Burada çizgi yok. Demek ki burası park alanı değil. Buraya park et denildiğinde buraya park et. Bakıyorum, çizgi orada. Bu duba değil, bir sonraki duba. Şuradaki dubayı demek ki baz almam gerekiyor. Buna dikkat etmem gerekiyor. Tekrar ilerleyin, bir örnek daha yapalım. Bakın burada kenarda çizgimiz var. Çizgimiz var. Devam ediyor çizgi. Devam ediyor. Evet, buradan sonra çizgi var mı? Hayır, yok. İşte buna anlık baktığınızda neresi park alanı, nereye park etmeniz gerekiyor onu kolaylıkla anlayabilirsiniz inşallah. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bunu dubalı da göstereceğim. Biz burada, burası ilk dubamız. Şöyle geri gelirsem. Bakın buraya park et denildi bize. Öyle mi? Buraya park et. Çizgiyle kapalı alana bakıyorum. Çizgiyle kapalı alanın park yeri olduğunu anladım. Burası park yeri. Şimdi burası ilk duba. Gitmem gereken duba burası. Bu dubaya doğru gittim. Gidiyorum. Hizamı alıyorum. Dubayı üçgen camın sonuna doğru getirdim. Esas problem buradan sonra başlıyor. Geri gelirken arkamda birkaç duba görünce şaşırabiliyorum. Şimdi geri geliyorum. Aynamdan bu dubayı, ilk gördüğüm duba bu arkadaşlar. Bakın, şaşırmamak için yapmam gereken, bu dubanın dibinde bir çizgi var. Bakın, ta kaldırım kenarına kadar gidiyor. Bakın, bu duba en son duba. Şimdi
Bu duba benim aynadan görmem gereken ilk duba veya şu duba olsun fark etmez. Bakın bu duba. Numaradan ölçü aldık değil mi? Şöyle ölçümüzü aldık. Geri gelirken bunu görüyoruz örnek. Bunun altındaki çizgiyi takip ediyoruz, takip ediyoruz, takip ediyoruz, takip ediyoruz. Bakın kaldırım kenarına geldi çizgi. İşte kaldırım kenarındaki duba bu duba bizim için. Şimdi buraya ben birçok duba koyacağım. Evet değerli arkadaşlar, bilinçli olarak birkaç tane fazla duba koydum. Şimdi seçmemiz gereken duba buydu. Bunu seçtik, üçgen camın içine aldık. Geri geri geliyoruz sol aynamızdan. Sol aynamızdan geri gelirken şimdi bakın. İlk görmeniz gereken duba bu. Şu altında çizgi olan duba. Ama bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 bir sürü duba oldu şu an. Ne olacak demek ki? Bu kadar çok dubayı gördüğümüzde şaşırmamak için hemen çizginin, dubanın altındaki çizgiyi takip ediyorum, ediyorum, ediyorum. Bakın ikinci duba. Bakın üçüncü duba. Ama kaldırımı göremedim. Bakın dördüncü duba, işte kaldırım. Kaldırımı gördüğümde demek ki son duba benim için bu değerli arkadaşlarım. Buna dikkat edeceğim. Şu çizgiyi takip ettiğimiz sürece bir tane daha duba koyalım buraya. Yani burada kaç duba olduğunun önemi yok aslında. Şu çizgiyi takip edebilirseniz aklınızdan. Bunun da başka yolu yok. Dubaları karıştırmamak için bunu yapmak gerekiyor. Evet. Şimdi tekrar numaralı dubayı seçtik. Bunu aracın içinden de göstereceğim. Sol aynamdan geri geri geldim, geldim, geldim. Bakın ilk dubam. İlk dubamı gördüm. Çizgiden takip ediyorum. Çizgiyi takip ettim. 2, 3, 4, 5 duba. Yok 1, 2, 3. Evet 5 duba. En sondaki duba. Şu çizgi bittiğinde gördüğünüz en son duba. Bir de şuradaki T'den anlayabilirsiniz. Bakın şurada bir T harfi oluşmuş. O T kaldırıma doğru geldiğinizi ifade ediyor size. Buna da çok dikkat etmenizde fayda var. Şimdi bunu bir de araçtan göstereceğim. Bu 4 numaraya park edeceğim arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlarım, aracın içine geldik. Bakın bir sürü duba var. Bakıyorum bir sürü duba. Şimdi numaralı dubayı, en baş dubayı veya biraz geri geleyim. Tekrar çizgi olayını bir anlatalım. Burada artık dubalara yanaşmak zorunda değiliz biliyorsunuz. Dubaya yanaşma gayretinde olmuyorum hiç. Bakın şimdi şöyle gösterirsem şu arada çizgi görüyor musunuz arkadaşlar? Hayır, bakın çizgi şurada. Çoklu dubanın olduğu yerden sonra. Bakın görüyor musunuz? Kenarda çizgi var mı? Yok. Demek ki burası park alanı değil. Şu ilerisi park alanı. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Dörtlümü yakıyorum. Burada ilk gelirken sağ sinyalle geliyoruz. Sağ sinyalle duruyoruz. Dubaya yanaşma gayretinde değilim hiçbir şekilde. Dubaya yanaşamadım. Eyvah uzak kaldım. Düşüncem olmayacak. Şimdi çizgiyle kapalı alana doğru geldim. Baş dubaya doğru gidiyorum. Bizim burada numaralı. Sizin orada numara var mıdır bilmiyorum ama baş dubaya doğru geldim. Bu dubayı ne yapıyordum? Mesela burayı da anlatayım tekrar. Bakın. İşte park alanının bittiğini de nereden anlayabilirsiniz? Şurada çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın çizgi var ama oradan sonra çizgi var mı? Yok. Yani şuradaki 1, 2, 3, 4 duba. Burası bizim için park alanı değil demek ki. Bakın çizgisiz yer. Şu çizgili yer. Ya buraya park edeceğim ya şuraya park edeceğim. Karşı taraf demek ki park alanı. Şimdi ilerliyorum tekrar. Önce park alanının içinde bir sefer duruyorum. Ben durduğumda komisyon başkanı ve üyesi, pardon, komisyon üyesi ve hocanız araçtan inecek. Siz o arada biri alıyorsunuz. Sağ aynanızı aşağı indirmenizde fayda var. Sağ aynayı aşağı indiriyorum. Tekerleği görebilmek için aynamı indirdim. Komisyon başkanı hadi hazırsan başla dedi. Çok yavaş sahil moduyla kavramayı tutarak, bunu daha önce bir videoda göstermiştim. Bakın ayağım kavramayı tutuyor. Kavramayla yavaş yavaş. Bu numaralı dubayı üçgenin tam sonuna alacağım arkadaşlar. Veya en baş dubamızı üçgenin tam sonuna alıyorum. Kameradan bir göstereyim tekrar. Nasıl yapmanız gerektiğini. Bakın duba geliyor. Şu şekilde tam sonuna aldım değerli arkadaşlarım. Tam sonuna, üçgen camın tam sonuna. Üçgen cam olmayanlarda göremediğiniz aynı anda durmanızda fayda var.
Göremediğiniz aynı anda üçgen cam olmayanlar da mesela şöyle. Göremediğimizde hemen durmamızda fayda var. Bunu aklınızda tutun. Üçgen camı olanlarda ne yapıyorduk? Camın tam sonuna alıyoruz. Şimdi ne yapacağım? Diğer kameradan göreceksiniz. Tam sağa çevireceğim. Tam sağ. Şimdi burada önemli olan ve geri vitesini alıyorum. Burada önemli olan artık arkadaki dubayı sayabilmek. Geri geliyorum. Aynaya bir zoom yapayım. Geri geliyorum şimdi bakın. İlk dubayı tespit etmem gerekiyor. Bakıyorum. Bu olabilir mi? Çok uzak. Çok uzak olduğu için olmayacağını düşündüm. Evet geri geliyorum. Bakın evet. Şimdi bahsettiğim çizgi olayı şurada bakın. Onun altında da çizgi var. Burada da çizgi var. Az daha geri gelirsem. Evet şimdi bakın. Şurada dumanın altındaki çizgiden çizgiyi takip ediyorum. Ediyorum. Direksiyon dönüyor bu arada. Biraz şöyle arabayı açayım. Heh, evet. Şimdi bakın şu çizgiyi takip ediyorum, 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 ediyorum. Bakın kaldırım kenarında çizgi bitiyor. İşte en son dubamız bu. Burada kaç duba olduğunun bizim için bir önemi yok arkadaşlar. Şu çizgiyi takip edin gözünüzle. Takip edin, takip edin, takip edin. İşte şu dubayı tam gördüğümüzde duruyoruz. Bu bize yeterli oluyor zaten. Bakın dubayı tam gördük, durduk. En son duba. Kaldırıma yakınlıktan aldım. Biraz daha açayım aracı düzeltelim. Bakın oradaki T'yi görmeye başladık. T'yi görüyor musunuz? Bundan sonra duba görme şansınız kalmadı işte. Yani şu anda çok gelmiş olduk. Burada şu anda ileri gitme şansımız yok. Yani geri gelirken nasıldı? Şurayı tekrar edelim. Onu söylemeyi unuttuk. Aracı düzelteyim. Evet. Geri gelirken değerli arkadaşlarım. Şimdi bakıyorum. Şurası netleşsin. Bakın. İlk duban buydu. Çizgiyi takip ettim, takip ettim, takip ettim, takip ettim, takip ettim, takip ettim. Son dubayı gördüğüm an duruyorum. Çünkü burada geri vitesine taktıktan sonra aa olmadı yanlış yaptım deyip ileri gidemiyorum. Park alanının içine girene kadar ileriye gitmem yasak. L parkta da böyle, parkta da böyle. Şimdi ne yapacağım? Direksiyonumu bir yarım bir tamla düzeltiyorum. Buradan hiza alacağım. Buraya da çok dikkat edin. Dubayı bu baş dubamızı aynanın arkasına alıyorum değerli arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. Tam şu şekilde yapmanız yeterli. Şu şekilde. Tam burada görseniz yeterli olur. Bu gayet güzel. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Tam sol çevireceğim. Kamera zoom'da. Tam sol çeviriyorum. Bakın arkamda yine bir sürü duba var. Kafamı karıştırmıyorum hiç. Maksadım çizginin içine girmek. Maksadım çizginin içine doğru girmek. Araç düzelene kadar geri geliyorum. Eğer burada kaldırıma doğru yanaşacak olursa durup ileri alabilirsiniz. Park alanının içerisine girdik şu anda. Girdikten sonra hakkımız doğdu. Ne hakkımız doğdu? Bir kere ileri, bir kere geri gidebiliyoruz. Bu hakkımız var. İçeri girene kadar vites değişikliği yapamıyoruz. Vites değişikliği hamle sayılıyor. Yani içeri girmeden ileri gidemiyorsunuz. İçeri girdikten sonra bir kere ileri, bir kere geri gidebiliyoruz değerli arkadaşlarım. Bir kere daha tekrar edeceğim. Bakın park alanını seçebilmek için çizgili yer ve çizgisiz yer ayrımı yapacağız. Bakın burada çizgi var. Bir sonraki alanda çizgimiz yok. Burada çizgi var. Demek ki burası bir park alanı ama hemen ilerisi park alanı değil. Ben şimdi 3 numaralı alana gideceğim. Yavaşça gidiyorum. Bakın bir sonraki alan tekrar göstereyim. Şu anda çizgi var mı? Yok ama burada bir sürü duba var. Burası park alanı gibi görünüyor. Fakat aslında park alanı değil. Şimdi bunu bu sefer iki araba arasında park etme mantığıyla aynı yapacağım. Biz iki araba arasında günlük park ederken öndeki arabanın kapısının bu aynamızı öndeki arabanın kapısının ortasına denk getiriyorduk. Burada ne yapacaktık? Numaralı dubayı, dubaya yaklaşmak zorunda değilim. Arabalara yanaşırken de bu kapı yarım açılacak kadar ya da araya bir insan girecek, aradan bir insan rahat geçecek kadar boşluk olması bize yetiyor. Numaralı dubaya doğru ilerliyorum. Park alanımı seçtim. Burası bu çizgili alan. Şöyle çizgiyi de göstereyim. Çizgili alan. Numaralı dubayı üçgenin tam sonuna alıyorum. Dörtlümü yakayım. Üçgenin tam sonunu alacağım değerli arkadaşlar.
Bakın şuradan gösterirsem telefonu göremedim. Evet. Şöyle. Üçgenin tam sonunu almam çok önemli. Azıcık daha gidiyorum. Şu şekilde üçgenin tam sonunda durduruyorum. Üçgenin tam sonunda durdurdum. Hemen bu sağ aynamı ayşendireceğim. Bu neye denk geldi? Yanımdaki arabanın ön kapısının tam ortasına. Yanımdaki arabanın ön kapısının tam ortasına. Biz normalde günlük park ederken bu aynayı indirmiyoruz ama park ederken indiriyoruz, unutmayın. Aynayı arabanın kapısının tam ortasına, ön kapısının tam ortasına ortaladım. Bunun kanalda videosu var. Burada da nasıldı? En sonda görmüştüm. Şimdi ne yapacağım? Geri vitesine takıyorum aracı. Tam sağ, tam sağ çeviriyorum. Arkamda bir sürü duba var. Aynaya biraz zoom yapayım. Duba saymayı tekrar göreceğiz. Arkamızda kaç duba olduğunun önemi yok. Kaldırım kenarındaki dubayı tespit etmeye çalışacağız. Geliyorum geriye. Bakın bir sürü duba var. Bana yakın olan dubayı seçiyorum arkadaşlar. Bana yakın olan duba bu. İlk dubamız bu. Şimdi geliyorum, bakın. Dubanın altındaki çizgiden doğru takip edeceğim. Şöyle yaklaştırırsam biraz. Evet. Dubanın altındaki çizgi, bakın. Şuradaki çizgi devam ediyor. Geri gelmeye devam ediyorum. Çizgi netleşti şu an. Bakın şu çizgiden bahsediyorum. Şuradan şu çizgiden. Bu çizgiyi takip ediyorum. Çizgi kaldırım kenarına gidene kadar geldim, 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 geldim. Evet, bakın kaldırım kenarına dayandı. Demek ki son dubamız buydu. Bu yetiyor bize bu kadar görmemiz. Dubayı gördük, durduk. Direksiyonumu bir yarım bir tamla tekrar düzelttim. Burada arabanın tamamını görüyoruz. Eğer arkamızda araba varsa arabanın tamamını aynada görüyoruz. Tamamını gördüğümüz an mutlaka duruyoruz. Burada ne yapacağız? Burada biz dubalar arasında park yaparken bu numaralı dubayı aynanın arkasına, ortasına doğru bir yere alıyoruz. Şu şekilde. Şu. Bu şekilde şöyle yapmanız yetiyor arkadaşlar. Şu şekilde yapsanız yetiyor. Aynanın arkasına, biraz ortasına doğru aldığımızda tamam. Burada iki araba arasında parkta ne yapıyoruz? Bagaj çizgisini veya stop çizgisi, stop lambası hizasını aynaya bu şekilde hizalıyoruz. Şöyle. Orada nasıl olacak? Stop çizgisi hizası bu şekilde kenarına gelecek. Onu unutmayalım. Ya bagaj çizgisi ya da stop çizgisi, stop lambasının çizgisi hizasına gelecek. Biz park alanında şu şekilde aynanın arkasına alıyoruz. Şimdi tekrar bir yarım bir tamla tam sol çeviriyorum. Geri gelmeye devam ediyorum. Aracım düzelene kadar geri gelmeye devam edeceğim. Evet, bakın gayet güzel oldu. Aracım tam düzeldiğinde duruyorum. Direksiyonumu da düzeltiyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bunu tekrar son kez bir hatırlatayım. Bakın arkada yerdeki çizgiyi, bu dubanın başındaki çizgiyi şöyle gözünüzden takip ettiğinizde kaç duba olduğunun önemi yok. Bakın arkadaki boşluğu da göstereyim. Gayet güzel. Öbür taraftaki boşluğa bir bakalım. Evet, gayet güzel bir park gördüğünüz gibi. Buraya yaklaşma derecesini nereden ayarlıyoruz? Şuradan. Eğer bunu denediğinizde, bu park yöntemini denediniz, şuraya aldınız, araç çizgiye gelmedi, demek ki buraya alacaktınız. Gelmedi çizgiye, demek ki buraya alacaktınız. Yani çizgiye yaklaşma derecenizi dubaya aldığınız yeri ölçerek yapıyorsunuz mutlaka. Çizgiye buraya aldığınızda çizgiye uzak kalıyorsa biraz daha buraya alacaksınız. Gene uzak kalıyorsa biraz daha buraya. O şekilde anlatmaya çalışalım. Ya da dubadan anlatayım. Şimdi hemen buradan bir çıkayım tekrar. Bu şekilde yaptığınızda tam sol verdik mi tek harekette araç gene çıkıyor. Bakın hiç zorlanmadan çıktı. Şimdi şöyle göstereyim. Dubayı buraya aldık. Geri geldiğimizde çizginin içerisine girmediyse dubayı şuraya alacağız. Tekrar geri geldik, girmedi. Dubayı buraya alacağız. Tekrar geri geldik, girmedi. Dubayı buraya doğru alacağız. Yani buradaki bu dubanın ayarını çizgiye giriş durumumuza göre ayarlamamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Umarım bunları anlatabilmişimdir. Arkanızda kaç duba olduğunun pek önemi yok.
Bu çizgi başından itibaren, yani şuradan gösterirsem tekrar, bakın ilk duba burada, çizgiyi şu şekilde nasıl yapıyorduk, şuradan takip ediyoruz, takip ediyoruz, en son dubayı kaldırım kenarına çizginin dayandığı yeri gördüğümüzde duruyoruz. Demek ki o en son dubamız. Değerli arkadaşlarım, hepinize sınavda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Sevgiler, saygılar.